İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bir spor kulüp programında daha sizlerle birlikteyiz. Yine bu akşam önemli konuları değineceğiz ama öncelikle değerli yorumcularımıza hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Sevgili hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. iyi programlar. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler Süper Lig'de başlayacağız. Biliyorsunuz Süper Lig'de iki temsilcimiz var. Kayseri Spor deplasmanında Elazığ Spor'a 3-0 mağlup oldu. Bir diğer temsilcimiz Erciye ise kendi sahasında Çaykur Rüzya Spor'la beraber kaldı bir birlik sonuçla. Tabi öncelikle Kayseri başlayacağız ama daha öncesi hemen bir geçtiğimiz hafta oynanan maçların sonuçlarına puan durumuna bir bakalım. Değerli yorumcularımızın Konuyla ilgili görüşlerini alalım. Maçlarda sürpriz sonuç var mı? Bana göre e, tabii ki biraz sonra sonuçlar ekrana yansıyacak. En sürpriz sonuç Kayseri Spor'un deplasmanda Elazığ Spor'a mağlup olması. Hemen değerli yönetmenimizden rica ediyoruz. Sonuçlar ekrana yansıdı. Kasımpaşa 1, Konya Spor 3, Gaziantep Spor 1, Beşiktaş 2, Kayseri Recep Spor 1, Çaykur Rize Spor 1, Galatasaray 3, Eskişehir Spor 0, Elazığ Spor 3, Kayseri Spor 0, Sivas Spor 2, Fenerbahçe 0, Trabzonspor 2, Akşehir Belediyespor 4, Bursaspor 1, Antalyaspor 1, Gençler Birliği 1, Karabükspor 2. Tabii bu sonuçlar aslında Kayserispor'un sonucu bana göre en önemli sürpriz sonuç ama burada diğer maçlara da baktığımızda e, özellikle e, Rize e, Kayseri Spor'un maçı da kırılma maçlarından bir tanesiydi. Onların maçlarında alınan sonuç da bana göre sürpriz olarak görüyorum, değerlendiriyorum. Tabii de Metin Bey nasıl görüyor nasıl yorumluyor ama Kasımpaşa'nın da kendi sahasında Konya Spor'dan farklı mağlup olması e, Süper Lig'deki kadro yapısı olarak baktığımızda Kasımpaşa bu ligin en iyi futbolcularına, yetenekli oyuncularına sahip olan kulüplerin başında geliyor. Doğru mu Metin Bey? Evet e, enteresan sonuçlar var tabii ki. E, öncelikle Kayseri e, takımlarının aldığı e, iki sonuçta, iki neticede. E, ciddi anlamda e, sorunlu, problemli e, haftaya e, sıkıntılarla geçen e, skorlar, sonuçlar diye e, nitelemek mümkün. Alt e, grupta bulunan dört takım e, bu hafta karşı karşıya geldi. E, i̇kisi bizim temsilcimizdi ne yazık ki bunlardan. Onu e, daha e, uzun uzun değerlendireceğimiz için e, sizin de ifade ettiğiniz gibi Kasımpaşa-Torku e, Konya maçı e, enteresan e, bir sonuca imza atılarak e, bitti ve e, Kasımpaşa'da e, bir süreden beri devam eden e, kazanamama e, durumu yine yükseltti. Gaziantep'in e, Sergen Yalçın'la beraber devam eden çıkışı e, iç sahada ilk kez kesintiye uğradı. Bu da Beşiktaş maçıyla oldu. Galatasaray-Eskişehir maçı normal bir skor yani beklenen bir skor e, ve Sivas'ın Fenerbahçe'yi mağlup etmesi ve tartışılan pozisyonlar maçtan sonra kıyamet kopması, hakem hataları vesaire herhalde Vahap Hoca bunun üzerine iki kelam eder diye düşünüyorum. Benim de söyleyeceklerim var zira bu konuda. Trabzonspor Akhisar çok müthiş bir işi daha başardı. İkinci deplasman galibiyetini önce Kasımpaşa'dan sonra Trabzon'dan aldı. İnanılır gibi değil. Yani gerçekten bu sezonun sürprizi. Ee, ciddi anlamda e, lige damga vuran takımı Aksar Belediyespor e, beni bir anlamda hayal kırıklığına uğrattı. Ters e, açıdan hayal kırıklığına uğrattı. E, Bursa Medikal Park Antalya maçı da e, bir bir bitti ama Bursa'nın kazanmasını bekliyordu herkes. Tabii ki e, Medikal Park Antalya'nın aldığı bir puanda kendileri adına önem arz etti. Gençler Birliği bu hafta oynayacağımız rakip e, dünün maçıydı bu, pazartesi maçı. Ve Karabük'e 2-1 mağlup oldu. Alt tarafta puan sıralamasının alt tarafında hala ciddi bir sıkıntı var ligde kalma adına. İnanılmaz bir mücadele devam edecek bu sonuçlardan sonra. Kayseri Spor maçına dönersek önce oradan başlayacağız zannedersem. Hocamın da görüşlerini ha, tabii Ki. Derseniz. Yani hocam, hocam size göre ilgili... E, tabloya baktığımızda siz e, sürpriz <laughs> olarak hangi maçları görüyorsunuz? Hakemlerle ilgili özellikle Kayseri Spor, Elazığ Spor maçı ve Çaykur Rizespor, Spor, Erciyes maçının ve Sivas'taki hakem hatası olsun. Bunları ayrıca değerlendireceğiz ama karşımızdaki tablo üzerinden birkaç kelam edecek olursanız e, size göre sürpriz var mı? Sürpriz bu hafta var. Eee kamuoyunun görüşü doğrultusunda değil. Mesela Trabzon Akser maçı bence çok büyük bir sürprizdi. Evet. Neden büyük bir sürpriz? Akser herkes tarafından takdir edilen futbol oynuyor. Sevilen, sempatik bir takım oldu ama deplasmanda ilk galibiyetini aldı. İkinci galibiyeti İkinci Kasımpaşa'yla. Evet, yani doğru. Doğru Kasımpaşa'yla. Kasımpaşa Paşa da farklı mağlup etmişti. Yani Akser sürpriz yapmaya Tabii devam ki. ediyor ki Trabzon gibi bir takımın karşısında Dört golle. Dört golle. Avni Akar'da Üstelik de daha golle buluşamamış Mehmet Akgüz'ün üç golü. attığı bir, evet. Beşiktaş'ta bile varlık gösteremeyen birinci devre Aksar'da bile zor kadroda yer bulan Mehmet Akgüz'ün bir anda kendine gelmiş tavşan Leeds Spor'daki Mehmet Akgüz'ü ak hatırlattı. Bu çok büyük bir sürprizdi bence. Bu sezon yani, sezonun en büyük e sürprizi. Bana göre de çok önemli bir sürpriz. Çünkü maç 4-1'den bir de 4-2'ye dönüyor biliyorsunuz. Doğru, doğru. Evet. diğer sürpriz de Kasımpaşa-Konya maçıydı. Ben Konya'dan bu kadar büyük çıkış beklemiyordum. Konya büyük bir istikrarla gidiyor. Böyle giderse de herhalde Anadolu'da ses getiren bir takım olarak gözükecek. Yani geçen yıl Kayserispor'un ikinci devrede Kayserispor'un durumunu bu sene Konyaspor gösterecek gibi geliyor bana. Herkesi hatırlatalım geçen yıl Kayserispor ikinci devrede 33 puanla rekor kırmıştı yani ikinci devrenin lideriydi. Şimdi de Konyaspor sanki geçen yılki Kayserisporu hatırlatacak gibi gözüküyor bence. Bu büyük bir sürprizdi ama bundan sonra Konyaspor'un alacağı galibiyetleri sürpriz olarak görmemek lazım. Evet Metin de söylediği, Doğan Senin de vurguladığın gibi Sivas Fenerbahçe maçı ses getirdi. Ses getirmesini konuşacağız onu bir paragraf açaydı. ayrı bir parantez açarsanız bana konuşacağız. Burada ben bizi izleyenler hazır olsunlar. Eylül'den bu tarafa yaptığım programlarda sizin televizyonunuzda futbolu dışarıdan yönetildiğini, masa başında yönetildiğini hala ve bazılarının etkilendirilerek yönetildiğini ki bunlar içerisinde de hakemler çok fazla etkilenen kesim oluyor. Hakemleri yönetenler tarafından etkilenen diye işte Sivas Spor Fenerbahçe maçında yaşananlarla maçtan sonraki yapılan açıklamalar Fenerbahçe cephesinden futbolun nasıl etkilendiği ve kimler tarafından bugüne kadar yönetildiği ve şimdi yönetimi elden gidenlerin neler yaptıklarını açıklayacağım. Bunu kimse sürpriz görmesin. Geçen hafta hatırlayın Fenerbahçe ile ilgili mağlubiyetini aldı falan derken daha Fenerbahçe'nin daha zor durumlara düşeceği ve çok karmaşık işler olacağını geçen hafta vurguladım ben. Herkes hatırlasın. Daha Fenerbahçe'yi çok bekleyen şeyler var dedim. Yani bu olmayacak daha Fenerbahçe'de. Çok şeyler dönecek. Sadece sahadaki mağlubiyeti değil. Başka şeyler de inşallah o duruma İçinizde mi doğdu hocam yoksa bir Yok bildiklerim, e, bildiklerim var, Duyduklarım tamam. var, bildiklerim var. Peki yani evet. ben... Şimdi geçelim isterseniz hemen değerli yönetmenimizden rica edelim. Puan durumuna bir bakalım. Oradan kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra Kayseri ile Spor, Spor'un maçının üzerinde yorumlar yapacağız. Değerli yorumcularımızla birlikte konuşacağız. Fenerbahçe'nin 44 puanla liderliğini sürdürdüğünü görüyoruz. Hemen ikinci sırada Galatasaray var. 40 puanla takip ediyor. Üçüncü sırada Beşiktaş. Dördüncü sırada Sivas Spor var. Beşinci sırada Karabük Spor. Özellikle Tonlay Kafkas Karabük Spor'da çok büyük işleri imza attığını önceki gün anılan gençler bile galibiyetle de bunu perçinledi. Akser Belediyespor'un bana göre gerçekten çok sürpriz bir Çıkışını bu sezon hep birlikte görüyoruz, izliyoruz. Kasımpaşa'daki düşüş hayretler içerisinde, Kayserispor gibi Kasımpaşa'nın düşüşü de beni hayretler içerisinde bıraktı. Eskişehir Spor'daki maddi sıkıntılara rağmen futbolcuların adli antrenmana çıkmadığı dönemler olmasına rağmen yine bulunduğu konum başarı olarak görmemiz lazım Trabzonspor her zaman bildiğimiz gibi çalkantılı dönemler hiçbir zaman durulmayan bir kulüp. Onun da 9. sırada olduğunu, Bursa Spor'un Daum'la birlikte 10. sıradaki yerini koruduğunu, 11. sırada Konya Spor'un çıkışı, 12. sırada Sergen Yalçın'la birlikte Gaziantep Spor'un 25 puanla 12. sırada olduğunu görüyoruz. 13. sırada Gençler Bili 24 puana sahip, 14. sırada Antalya Spor 22 puana, 15. sırada Elazığ Spor 19 puanla 15. sırada 16. sırada Çaykur Rizespor var puanı 18 ve son sırada en üzücü tablo Kayseri Rizespor ve Kayseri Spor'un puanları 13. En can acıtan noktası burası Kayseri Spor'un özellikle geçtiğimiz yıllarda 9 yıl istikrarlı bir şekilde Avrupa Kupalarına katılmış Türkiye Kupası'nı kazanmış. Bu sezon ciddi anlamda e, kaybedilen puanlar sonucunda şanssızlıklar ve hakem hataları Kayseri Spor'un adeta belini büktü. Dolayısıyla son sırada ama bugünlerin geçmesini e, arzu ediyoruz, ümit ediyoruz. Bunu da hep birlikte birlik ve beraberlik bütünlük içerisinde aşılacağını ümit ediyorum. Daha kaybedilmiş bir şey yok. 14 maç var. Bunun 7 tanesini Kayseri kendi sahasında oynayacak. Ee, takımlarımıza hem Spor'a hem Kayserispor'a sahip çıkmamız gerekiyor. Kayseri büyük bir şehir. Birlik ve be beraberlik içerisinde bu zor günleri aşacağını ümit ediyorum. Tabii biraz sonra e, daha geniş yorumlar yapacağız. Puan cetveli üzerinde yorum yapmak istiyor musunuz yoksa maça mı geçelim? Ben, ya yani bence direkt ben, maça geçelim. Evet, maça. Bu bir, burada e, diğer sayfaya gelirsek. Birinci bir sayfaya gelebilir miyiz? Hatta buradan da söyleyebiliriz. Kayseri Spor'la Spor'un 9 puanlık farkı 3, 3 tane galibiyet demektir. Evet. Yani 9 puan deyince ben yukarıdaki 21 puanlı takımı kastediyorum. 4. takımı değil, alttan 4. değil, 5. takımı kastediyorum. Oralar hesaplarsa 3 tane galibiyet öyle kapatılmayacak bir şey değil yani 3 galibiyetle. Bakın burada dikkatinizi çekecek şey Beşiktaş'la Kasımpaşa'nın bir maçının eksik olması. Doğrudur. Burada bu müsabakada Beşiktaş'ın alacağı bir 3 puan yukarı zirveyi zorlayacak. Daha sonra bahsedeceğim o işte Fenerbahçe'deki beklentiler yavaş yavaş görülüyor, gerçekleşiyor, sıvaslı oldu. Beşiktaş'ın alacağı 3 puan Fenerbahçe'yi daha çok tedirgin edecek ve o süreci, o tasarlanan süreci açıkça söyleyeyim artık. O Fenerbahçe için tasarlanan süreci hızlandıracak. Fenerbahçe kamuoyu bazı şeyleri bilsin diye bunu vurgulamak istedim. Evet e, maça geçelim. Kayseri spor Elazı Spor karşılaşmasına. Maçın fotoğraflarıyla da izleyicilerimiz tekrar o, o, maçı hatırlama fırsatı bulsunlar. Karşılaşmayı ben de izledim, takip ettim. Elazığ'daydım takımımıza moral verme adına. Gazeteci meslektaşlarımızla birlikte gittik, takip ettik. E, Metin Bey de aslında bizimle birlikte olacaktı ama Evet. bazı işlerinden dolayı katılamadık. Yayıncı kuruluştan takip, takip ettik. Çok evet. güzel bir ortam vardı. Yani özellikle Güneydoğu'da bu eski böyle nostaljik stadyumlar var ya. Bizim eski, eski Kayseri. Evet, yani evet. bu tip statların havası çok farklı. Yani bizim stadın şu anki gerçekten stadımız çok güzel ama bu stadyumlardaki maç izleme keyfi apayrı bir. duvarım hatırlar mısın? Dedim ki Kayseri bir 15 bin kişilik stat yapmalı. Yeri yok diyorlarsa Sümer Stadı'ndaki amatör iki sahayı yan yana birleştirip etrafını çevirip 15.000 kişilik stadın seyirci etkisi daha fazla olur. Bunu söylemiştim yani hatırlarsan. Yani çok e, ambiyansı güzel, nostalji. Böyle e, insanlar keyifle maça geliyor. Orada stadyumun etrafında çekirdekli ekmek arası böyle e, yiyecek içecek. Evet. İnsanlar maça girerken maç kritikleri var. Şimdi tabii... Bizim stadyum 5 yıldızlı bir konfor şeklinde. insanlar geliyor tak 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 içeri giriyor, oturuyor. Şamar ekmek Bastırıyor. alabiliyor muyuz giderek? Yani hiçbir şey yok. Orada <laughs> i̇şte. var. Ama bak şeyde Elazığ'da sen seyretmişsindir. Dürüm ekmek var. Dürüm ekmek var. Yani stadyum etrafında o heyecan maça girmeden yaşıyorsunuz. ben Elazığlı taraftarları da tebrik ediyorum. Çok inanılmaz takımlarına sahip çıktılar, destek verdiler. Maça geldiğimizde de Ali ile ilgili siz e, mutlaka ki hakem pozisyonları değerlendireceksiniz. Maçtan önce kendisiyle de aynı otelde konukladığımız için e, bir iki kelam da ettik. Yani hocam lütfen adil bir maç yönetimi istiyoruz sizden diye bir seslenişimiz de oldu kendisinin de böyle gördüğünü selam. çalacağını ise yani selam da selam. <laughs> size selamı da var Vahap hocam ayrıca onu da belirtelim gördüğünü çalacağını söyledi ama maalesef gördüğünü çok çaldığını göremedim ama özellikle Bobo'nun pozisyonunda sevgili hocama soracağım penaltı özellikle ikinci penaltı pozisyonu penaltı mı değil mi bunları değerlendireceğiz maça geldiğimizde de Kayseri Spor bana göre maça iyi başlamadık ama Elazığ Spor'un da çok iyi başladığını söyleyemem. Onlar biraz baskılı bir futbol sergiliyor gibi gözükse de bizim kendi hatalarımızdan kaynaklanan ilk golü tabii biz kendi kalemizde Alper'in şanssız bir ayağına çarparak top içeriye düştü. Dolayısıyla zaten Kayserispor'un kırılgan bir takım. İlk golü de yedikten sonra takım adeta çözüldü. İkinci golü de bana göre Mihailovic Dışarıda karşılaması gerekirken topla birlikte rakibini içeriye sokunca bir penaltı doğurdu. İkincisinde penaltı mı değil mi artık verilen iki penaltı Kayserispor Espo sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Ee, Nobre'nin kırmızı kart olayı var ee, bana evet, onu, e, onu, onu, onu yine sevgili kardeşim. hocam yorumlasın Kayseri Spor çok fazla böyle e, net pozisyonlar bulamadı. Nobre'nin bir pozisyonu vardı e, o pozisyonda da e, biraz topu kontrol edeyim tutayım e, derken e, geç kaldı. İlk bana göre, top geldiğinde vurursa belki daha şanslı avantajlı olabilirdi ama yakaladığımız en ciddi pozisyon Nobre'nin pozisyonu. Onun dışında çok varlıklı. O dediğin 2-0'dı 2-1 olacak. 1 olacak. Yani evet. Ve çok maça çok Tempo tabii. gelecekti. Ama o Kayseri çok böyle baskılı arzu eden bir futbolunu Kasımpaşa maçındakini futbolunu göremedik. Ben çıplak gözle izlediğim için Metin Bey bu şekilde yorumladım ama tabii siz yayıncı doğru, doğru. kuruluştan izlediğiniz için maçın pozisyonu tekrarları var. Biz kaçırdığımız için tekrarını göremiyoruz. Ee, zaman zaman size de telefonla açtık pozisyon penaltı doğru. mı değil mi diye. Siz karşılaşmayla ilgili neler söylersiniz? İki takım adına kırılma maçıydı. Elazığ Spor bana göre 6 puan aldı. Bir sezonun ikinci devresinde Kayseri'de aldı. İkincisini kendi sahasında Aslında. aldı rakibimiz olduğu için. Siz maçı nasıl gördünüz, nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi e, şu var yani ifade ettik e, ettiğin şeylerin e, hepsi e, doğru doğru tektir e, çünkü. Biz de ekran başında sizler orada Kayseri'li gazeteciler olarak heyecanla takip ettiniz. Biz de buradan ettik ekran başında. Maç öncesi umudum a-acayip şekilde çok fazlaydı. Neye istinaden söylüyorum bunu? Kasımpaşa maçında Kayseri Spor bir futbol oynadı ki, öyle bir futbol oynadı ki şiir gibi, resital gibi yani muazzam her şeyin dört dörtlük olduğu bir karşılaşmaydı. Ve tüm sezonun en iyi mücadelesi müsabakası olarak örnek gösterdik burada. Bunu ben deplasmana da taşıyabileceğini, en azından o oyunun bir bölü ikisini yarısını elazığa taşıması halinde en kötü koşullarda puan çıkaracağını düşünüyordum. Maç başladı iki takım da tabii ki ürkek çekingen, birbirini kontrol eden ama her iki takımın da tedirgin olduğunu net bir biçimde gördük. E, nitekim e, golsüz geçilen bir ilk yarı var ama e, hücum organizasyonu alan, anlamında ilk yarıda e, zaman zaman baskın olan taraf e, Kayseri Spordu. Evet gürül gürül pozisyonları yoktu ama yani e, daha güvenli duran taraf Kayseri Spordu. En azından mücadele eden e, yani hamle yapmaya çalışan bir takımdı. İlk 45 dakika böyle birazcık e, ta, tatsız, tuzsuz. Futbolsuz geçti. İkinci yarıya dair, ikinci 45'e dair umutlarımızı biz artırırken ekran başında sizler orada hiç olmayacak bir şey oldu. Bu sezon zaten Kayserispor'a ne oluyorsa hiç olmayacak şeyler oluyor. Yani bir pozisyonda hiç alakasız bir pozisyonda ayağına çok rahatlıkla geliyor. Yani hatırlayın Alperi sağdan mi? yapılan. Alperi evet, mi diyorsun? Sağdan çok, rahat evet, kontrol çok rahat aslında. Çok rahat çok ya yani. Kontrol et, tek vuruş yap, ne yaparsan yap ama inanılır gibi değil. Vurduğu top kendi kalesinde, kendi filesinde gol oldu. İşte bence maçın kırılma anı orasıydı. Yani maç orada kırıldı. Belki Kayserispor Spor işte 60'a kadar, 65'e kadar, 70'e kadar maçı 0-0 götürse bir gol atıp üstüne yatma modunda olacak. O ruh haliyle oynamaya devam edecek. Ya da şu var, en kötü koşullarda Kayseri Spor'un alacağı bir beraberlik işine inanılmaz yarayacaktı. Yani bir puan Kayseri Spor, bir puan Elazığ Spor deseniz 14-17 olacaktı. Yani aradaki puan farkı 3 olarak devam edecekti. Ve Elazığ'ın fikstür avantajı, dezavantajı söz konusuydu. Ama kendi kalenize atılan gol sonrası Kayseri Spor'un Sivas maçının kopyasını bu kez şeyde yaşadık. Elazığ'da yaşadık. Yani yenilen golden sonra Kayseri Spor'un o kırılgan yapısı bir türlü onarılamıyor. Ve e, tabii ki takıma yeni giren oyuncular e, ve takım olma anlamındaki eksik kalan yönleri e, yani öyle ha deyince takım olamıyorsunuz yeni oyuncular girdiği zaman. Belirli bir süre geçmesi gerekiyor. Ama tabii öyle bir süreye e, ne Kayseri Spor'un ne taraftarın hiç kimsenin hiçbirimizin tahammülü yok. Bu nedenle yani e, inanılır gibi olmayan bir pozisyonda, şaka gibi, fıkra gibi bir pozisyonda yenilen gol maçın genel gidişatını ve e, bir tamam sonucunu tayin etti. Ekran başında işte biz de gazeteci arkadaşlarla birlikte izledik. Golü atan bu maçı kazanır diye e, bir ifade kullandım maç başladığında. Nitekim Elazığ golü attı ve kazandı. Evet pozisyonlar tartışılan pozisyonlar vesaireler, şunlar, bunlar. Elbette sen e, hakem açısından falan yorumlayacaksın hocam ama şu var. İlk 45'te böyle dengede giden, iki takımın da ürkek korkak oynadığı ama ikinci 45'te birlikte o 49. dakikada yani Alper'in yani e, Alper'e de burada idam etmenin bir espirisi yok. Futbolun içinde var bunlar. Çünkü futbol hatalar O oyunu. çocuk o çocuk da istemez tabii. Ya, ya herhalde. Tam. Yani eminim ki e, sizlerden bizlerden çok o, o üzülmüş çocuk düşünmüştür eminim. Tabii. Ve e, yani hiç istenilmeyen bir tablo ortaya çıktı. Çok üzüntü verici, çok kahredici, gerçekten çok önem arz eden bir 90 dakikaydı bu. Ve golden sonra Kayseri süngüsü tamamen yerle yeksan oldu. Geri dönüşü olmadı, toparlayamadı. Kayseri en büyük problemlerinden biri de bu. Dikkat ediniz Sivas maçında da Elazığ maçında da geri düştükten sonra hamle gücü yok. Yani psikolojik olarak hamle gücü yok. Özellikle niçin? Metin 60 dakikadan sonra Kayserispor böyle bir sendrom yaşarsa toparlayamıyor. Şu var hocam, niçin? Bu düşme hattının içinde olmanız nedeniyle psikolojik bir kırılma. Yani bu tip takımlarda, ligin alt tarafında olan takımlarda, iyi gitmeyen takımlarda yenilen gol sonrası geri dönüşü gerçekleştirmek çok zor. Bu nedenle mümkün olduğunca, mümkün mertebe maçı tutarak ve mutlaka ilk golü atarak hamlenizi yapmak durumundasınız. Ne yazık ki Kayserispor'un başına gelen elazı Elazığ'da e, çok şaşırtıcıydı. E, bir taraftan bakıyorsunuz yani bunu kelimelerle ifade etme gibi bir şansına şansa sahip olmadığınızı anlıyorsunuz. Demem o ki e, çok kritik bir mücadeleydi. Bir puan çok büyük önem arz ediyordu. Defaatle 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 bunu anlattım ben. Kayseri Spor cephesinden alınacak bir puan altın kıymetindeydi. Her şey tamamen lehine dönecekti. Bir mağlubiyet çok mu yerin dibine batırdı? Hayır ama çok önemli bir avantajın yitip gitmesine neden oldu. Peki her şey bitti mi bitmedi. Bunun için niye olduğunu anlatacağız. Fakat özünde kendi rakibinizle oynuyorsunuz ve ilk 45 dakikayı iyi götürmüşsünüz ama e, inanılmayan, e, inanılamaz, e, inanılmaması gereken bir sonuçta sahadan ayrılıyorsunuz. E tabii ki Kayseri'de e, ve Kayseri dışında Kayseri Spor'a gönül vermiş kime sorarsanız sorun. İçini acıtmıştır bu skor, bu futbol. Doğal olarak e, hem bir Kayserili spor yazarı e, hem de Kayseri Spor'u seven bir adam olarak benim de içimi buruktu. Benim de içimi acıttı. Ama bu dünyanın sonu mu? Silindir mi geçti üzerimizden? Hayır değil. Geride kalan haftalar var. Bu haftaları sonuna kadar iyi değerlendirmemiz lazım. Var gücümüzle bu takımlara her iki takımımıza birden destek olmak bizim en başlıca vazifemiz olmalı. Yani yorgan gitti kavga bitti diye bir tablo yok ortada. Evet bir dezavantajlı durumla karşı karşıyayız. Lakin yer delindi. Yerin 7 kat altına indik gibi de e, kimse bir e, tablo kimse bir hava estirmesin çünkü e, bu ve buna benzer ifadeler e, hem şehri hem futbolcuları hem kulüpleri çok ciddi anlamda olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle evet ortadaki tablo iç açıcı değil ortadaki o, orta yerdeki tablo can sıkıcı ama mutlaka ve mutlaka yani çıkmadık candan e, umut kesilmez diye güzel bir laf vardır. Sporunda, Erciye sporunda daha cebine koyabileceği e, çok önemli puanlar var e, ve geçen hafta da örnek vermiştim. E, geçen hafta, e, geçen sezon'a baktığımızda 25 puanda bulunan İstanbul <laughs> Büyükşehir Belediyespor ve e, 24 puanda bulunan e, Orduspor'un küme düştüğünü hatırlatmak istiyorum yeniden. Bu nedenle, evet e, üzüntülüyüz. Evet, gerçekten inanılmaz şekilde sarsıldık. Ama bu sarsıntıdan güç birliğiyle çıkmak durumundayız. Kayseri'ye yakışan Süper Lig'de olmaktır. Süper Lig'de var olmaktır. 9 sezondur bunu maksimum başarıyla devam ettiren Kayseri Spor, Lig'in geride kalan haftalarında, 14 haftalık periyotta can havliyle, var gücüyle, taraftarıyla, şehirdeki insanıyla yani tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bir hamle yapmak durumundadır. Yok yapmayalım, kenara çekilelim kardeşim falan gibi bir düşünce tarzı taşıyanlar varsa ki zaman zaman bunu görüyoruz, tanıklık ediyoruz. Fikir namusu olmayan insanlar fikir namusu üzerinden bir dizi kıytırık cümleler kurarak Kayserispor üzerinde oyunlar oynamayı hesaplıyor, hedefliyor. Onun için fikir namusu olmayan insanlara cevap vermeyi bile kendime e, yani Onu adam e, bile koymak doğru değil yani yani evet kilitiniz işte yani. onun için yani e, bu ifadeleri bile kullanırken e, özenle e, yani bu şehirde seçerek da şimdi Kayseri Spor'un Spor'un küme düşmesinden keyif alacak yazı yazanlara insan demek doğru bir şey değil yani Buna ne dersiniz, nasıl yorumlarsınız bilemiyorum ama bu şehrin iki tane önemli kulübü var, birisi Erciyespor birisi Kayserispor. Siz bunların bu durma, zor zor durma düşmesinden keyif alıyorsanız ki, bundan mutluluk duyuyorsanız bir kere siz insan değilsiniz yani. Doğan, eğer, eğer saygı varsa, Eğer futbolcu varsa futbol var. Futbolcu olmasa futbol olur mu? Ol. Hakem olur mu? Yönetici Olmaz. olur mu? Taraftar varsa, taraftar varsa spor var. Eğer taraftar yoksa ne basın var ne medya var. Şimdi o yazan kişi kendi kalemini kırıyor. Hocam şu var. Senin senin pardon Metin. <laughs> şey senin takımının şehrinin takımının Süper Lig'de olması başka bir altlıkta olması evet, işte başka, daha altlıkta olması, da. olması başka. Bunlar ne, nasıl keyif alıyor? Ya? İşte ya Eğer kendi yazı, kalemini yazıyorsanız, kırıyor. yazı yazıyorsanız şu şekilde yazın. Bu şehri yöneten mülki amirlere yazı yazın. Bu şehirdeki takımların canı yanıyor. Merkez Hakem Kurulu takımların sadece Kayseri değil, hem Erciyes hem Kayseri Spor'un canını yaktı. Bu şehirdeki takım fazla diye diye Futbol Federasyonu, işte İstanbul-İzmir cephesindeki o lobi Kayseri'nin üzerine adeta bir e, parmaklıkları örerek iki takımın da şu anki bu duruma düşmesine neden oldu. Siyasilere yazı yazın. Neredesiniz deyin. Bu insanların oyunu almadınız mı diye yazı yazın. <laughs> Eğer yazı yazacaksanız olgun karakterli meziyetiniz varsa işte böyle çağrılar yapın. Ben sizin o zaman meziyetinizden e, mutluluk duyayım. Doğan 12 maçta canı yanmış bir Kayseri Spor var. En fazla Hocam Hakem orada fazla bir durum var. Sürdüm. 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 Çok önemli. Çünkü Sürsün. anlatmaya bak benim anlatmam gereken, Özellikle sabrederek beklediğim nokta orası. Fikir namusu diye özellikle altını çizerken kastım bu. Yani Fenerbahçe maçı bölümünde açacaktım bunu. 12 hafta hakemler prasadan daha bin beter Kayseri sporu doğurarken neredeydiniz? Kayseri'de kalem oynatan kalemşörlerin bir kısmı şimdi birilerine yalaklıkla salaklıkla bilmem nelikle itham eden karakter yoksunu yerin 7 kat dibindeki yetersiz, kifayetsiz, muhteris insanlar çıkacak. Birilerine yafta yapıştırmaya çalışacak. O yaftayı yemin ediyorum hocam. Bak bunu çok net söylüyorum. Yakından tanıyanlar bilir. Alımlarının ortasına alın yazısı olarak yapıştırırım. Alın yazısı. İşte 12 bak, maçta Kayseri Spor'un. o de omuzlarına takarım. Tamam. Cumhuriyet Meydanı'nda gezdiririm. Bir dakika tamam. bitmedi hocam. Bir dakika bitmedi. Fikir namusu çok önemli bir şeydir. Eğer bir fikriniz varsa Kayseri Erciyes Spor'a ait bir fikriniz varsa nerede yanlış yapılmıştır? Nerede eksik vardır? Nerede problem vardır? Bunu dile getirmezseniz zaten gazeteci değilsiniz. Ama siz kaleminizi ne için kıvrattığınızı, ne için oynattığınızı bu şehirde bilmeyen insan yok. Çıkıp da Kayseri mutsuzluğu üzerinden mutluluk nemalanıyorsanız yedirmezler yedirtmem. Önce ben yedirtmem. Bunu ne söyleyeyim? Bu nedenle her şeyden önce insan onurlu olacak. Haysiyetli olacak, kişilikli olacak. Ve mutlaka ve mutlaka eğer gazeteciyseniz fikir namusunuz olacak. Olmazsa çıkıp da sağda solda kıytırık cümleler eşliğinde yani rant devşirmeye çalışırsanız elinize yüzünüze o bir Osmanlı tokatı gibi geri çarpar. Bunu söyledikten sonra tekrardan maçı hemen bitiriyorum. Çünkü çok da uzatmak istemiyorum. Hocamın ifade edeceği çok önemli konular var. Futbol adına Kayseri Spor'un Kasımpaşa ve Elazığ mücadelesinde 90 dakikasında ortaya koyduğu tablo taban tabana zıt. Bizim beklentimiz, arzu ettiğimiz, isteğimiz şu. Kasımpaşa maçında oynadığınız futbolu oynayın. Siz bu ligde ananızın ak sütü gibi kalırsınız kardeşim. Yeter ki Kasımpaşa maçında Ortaya koyduğunuz anlayış, mücadele ve hedefe giden yolda bu istek ve bu arzuyu 90 dakikaya yaydığınız müddetçe hiçbir taraftarın, hiçbir Allah kulunun size itirazı olmaz, size isyanı olmaz, size tepkisi olmaz. Yeter ki Kasımpaşa maçındaki görüntünüzü Gençler Birliği maçına evirin. Ve Gençler Birliği maçı çok önemli bir mücadele. Ee, olmak ya da olmamak anlamı taşıyor benim açımdan. Bu nedenle taraftar kırılmadan, küsmeden evet içimiz kana alayarak bu 90 dakika öncesi Kayserispor'un yanında olduğumuzu beyan edelim. Orada onlara Kasımpaşa maçında olduğu gibi o desteği hissettirelim. Daha fazlasını hissettirelim. Ve 90 dakika boyunca Gençler Birliği mücadelesinde bu takımın yanında olalım. Şimdi bize düşen bu. Bu zor günlerde dediğim gibi yani ucuz kelimeler eşliğinde rant devşirmeye kalkarsanız tarih sizi affetmez, Kayseri sizin yüzünüze tükürür. Çok net söylüyorum, bilerek isteyerek konuşuyorum bunları. Bu nedenle her kim ki Kayseri Spor'un ve Spor'un küme düşmesinden hoşnutsa Kayseri adına haindir. Kayseri'yi haraç mezar satıyor demektir. Eleştiriye evet, Gazeteci ne demektir? Gazetecinin en temel ilkesi, en temel görevlerinden biri eleştirmektir. Ama eleştirirken eleştiriyle insanların kişiliğine hakaret etmeyi ayrı ayrı kefeye koyacaksınız. Kimseyi ahmak, aptal yerine e, koymayacaksınız bu şehirde. Bu nedenle neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Şimdilik ben burada bu konuyu noktalıyorum, konuşacağım, ifade edeceğim. O kadar fazla şey var ki. Konuşmam bile. Kameraya bakarım gözlerimden ateş çıkar anlayan anlar. Bu kadar net söylüyorum. Bu nedenle birileri aklını başına devşirecek. Edep dairesinde konuşacak yazacak. Yoksa kalkıp oradan ahkam keseceksin. Bilmem ne yapacaksın. Daha detay detay girersem iş çıkılmaz hal alır. Birileri de sokağa çıkamaz bu şehirde. Yani eğer ki gazeteciyim biraz önce söylediğim tekrar söylüyorum. Bu şehirde gazetecilik yapıyorum bu takımların ligde kalmasından en büyük e, gurur ben yaşıyorum diye düşünen insanlar varsa ki var meslektaşlarımızın hepsini bu aynı kefeye koymak doğru değil. Burada yapmamız gereken, yazmamız gereken birlik ve beraberlik içerisinde bu takımlara sahip çıkmak, o tribünleri dolduracak, taraftarları coşkuya boğacak yazılar yazmamız gerekiyor. Bir ikinci yazı ise biraz önce de söyledim bu şehrin mülki amirlerine, siyasetçilerine, valisine, belediye başkanlarına, grup başkan vekillerine, bakanlarına, cumhurbaşkanına bu göreve çağırmak gerekiyor. Doğru değil mi Metin Bey? Ya kesinlikle tam el birliğiyle, yürek birliğiyle hareket etmemiz gereken dönemde e, şudur. Ya eleştiri tabii var. Ama insanların kişilik haklarını tabii ki eleştireceğiz. Hep birlikte eleştireceğiz. Biraz önce eleştirdik. Geçen programlarda neler söyledik. Yani kadro yapılanması üzerine mutlaka e, domingosunda Domingos'un da Türkiye Ligi'ni çok iyi kavramadığını falan ifade etmekte yarar var. Yani yardımcı olmak lazım o noktada buna. Ama şimdi Kayseri Spor düşerken, Erciye Spor düşerken alkış tutup oh ne güzel de düşüyorsunuz. Bak siz işte busunuz filan gibi ucuz basit, aşağılık, şerefsizce, haysiyetsizce ifadelere yer vermek ancak şeref ve haysiyet yoksunlarına yakışır. İşte bu nedenle herkes işini yaparken adam akıllı yapacak. Yani gideceksin, bilmem kimin karşısında ram olacaksın, kitap vereceksin, kitap alacaksın, karşılığında nemalanacaksın. Sergi o, açacaksın. Ondan sonra kalkacaksın, insanlara bilmem ne dersi vereceksin. Yedirmezler hocam. Kusura bakmayın. Şimdi Yardım bakın. geceleri düzenleyecek. Ha yani. Böyle sonra... ucuz işlerin içinde olmadık hiçbir zaman. Bu nedenle nasıl bir e, zihniyet egemendir ki onu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. 30 yıllık bir gazeteci olarak insanlar bu şehrin takımlarının düşmesinden, küme düşmesinden, bir alt lige gitmesinden ve başarısızlığından medet umarak Nasıl mutlu olabilirler? Bunu ben beynime, hafçama sığdırmaya çalışıyorum ve anlamakta zorlanıyorum. Rahatsız oluyorum. Bu şehirde yaşayan bir insan olarak rahatsız oluyorum. Ya kardeşim insan kendi şehrinin takımlarının küme düşme düşme potasında olmasından mutlu olabilir mi? Bu mutluluk tablolarını görüyoruz. Fikir üretmeyen, fikir üretme gücü olmayan, o beyin yetisine sahip olmayan IQ'su Ayaklar altında olan insanlar ahkam kesiyor. Nasıl olabilir böyle bir şey? Futbola dair fikri olmayan, fikri olma şansı, fikri olma şansına dahi sahip bulunmayan birilere çıkıyor. İnanılmaz cümleler kuruyor. Hayretler içinde bakıyorsun. Yani bunu algılamak bile başlı başına bir problem. Bu nedenle. Evet Kayserispor'un bulunduğu nokta, Erciyes bulunduğu nokta, Kayseri'ye yakışmayan bir nokta. Olmaması gereken bir nokta. 9 yıllık başarıyı nereye koyacaksınız kardeşim? Aynı ekip, aynı kadro, aynı insanlar hayatını bu işe adamışlar. Ömürlerini bu işe adamışlar. Kayseri futbol tarihinde, Kayseri spor futbol tarihinde hiç yaşanmamış başarılar yaşanmış. O zaman da birilerine küfrediliyordu. O zaman da ısrarla birilerine gönderme yapılıyordu. Hala aynı yerdesiniz. Hala aynı yerdesiniz. Hala aynı yerdesiniz. Marifet iltifata tabi derler. Siz başarıyı da takdir etmediniz. Siz şimdi başarısızlık üzerinden mutlu olmaya gayret eden 3-5 kişiden birisiniz işte. Böyle bir olabilir böyle bir şehre, böyle bir anlayışa nasıl sahibiz? Nasıl bu günlere geldik? Hangi günlerden geçiyoruz diye ben inanın bu konuda ciddi ciddi rahatsız oluyorum. Yani şu olursa Birileri çok mutlu olsun. Eğer bu şehrin iki takımı bir alt lige gittiğinde bir grup insan mutlu olacaksa alınlarına, uygun yerlerine, kınalarına alsınlar yakabilirler. Ve hala da devam etsinler. Bitmemiş her şey bitmemişken daha kazanılması gereken çok önemli puanlar varken yaktık yıktık bitirdik diye sevinç içerisinde el oluşturanlar varsa buyurun alın hayrını görün diyelim onlara da. Mutlu olun böyle eğer bununla mutlu olacaksanız bu sizi rahatlatacaksa alın tepe tepe kullanın lanet olsun. Evet şimdi sevgili hocama geçelim. Hocam e, siz karşılaşmayı yayıncı kuruluştan takip ettiniz. Halis Özkahya e, bize göre yanlış kararları var ama siz tabii ki daha deneyimli tecrübelisiniz. O sahalarda düdük çaldığınız önemli noktalarda hizmet ettiniz ülkemize. E, sizce Halis Özkahya Elazığ Spor Kayseri maçında nasıl bir maç yönetti? Haris Özkaya'yı benim yıllardır eleştirdiğimi bütün kamuoyu bilir. Yani Haris Özkaya'nın bu kadrodaki yönetmiş olduğu müsabakalardaki hatalarını sürekli ben eleştiriyorum ve neden eleştirdiğimi de anlatıyorum. Etkilenen bir hakem, beyin yapısı olarak çok çabuk etkilenen, söylenenlerden bir şeyler çıkartmaya çalışıp onu sahada uygulamak isteyen bir hakem yapsındaydı. Hatta ben Haris Özkaya içinde geçen hafta e, rahat olsunlar. Kayserilerin baş belası Halis Özkaya. Aynen böyle söylemiştim evet. geçen evet. hafta. Haris Halis Özkaya Portekiz'de UEFA kış semlerine Cüneyt'le şeyle Hali, Fırat Aydınus'la beraber Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Faris Özke'ye kış seminerine davet edildiler diye herkesin göz aydın olsun Elazığ'a vermezler diye düşünmüştüm ama yanılmışım. Çok özür diliyorum. Hatta yanılmışım. ben hemen Metin Bey'i aradım. Dedim ki hocam böyle söylüyordu. İnşallah vermezlerdi. hocam demese belki <laughs> vermeyeceklerdi dedi. Şimdi onu, onu açıklayacağım. E, Halis'in atanması konusunda ben yanıldığımı söyleyeceğim. Ben onu da söyleyen bir insanım hata da yaparsam özür de dilemesini bilen bir insan. Hocam beşer şaşar ama siz gitmesini öngördünüz yani. Evet, şöyle, yurt dışı ben İspanya diye biliyorum siz Portekiz'e Portekiz'e gittiler. Şöyle. Evet. E, üçünde seminer başladı. İkisi, ikisinde gittiler. 2 iki Şubat'ta. E, altısı akşamı 5'te seminer bitti. 7'si sabahı yola çıktılar. Yalnız e, öğrendiğim kadarıyla Fırat Aydınus'un e, bir gün önce Erciyespor maçına atandığı için o da ...bir gün önce gelme durumu söz konusu olduğundan... ...Semler'in bittiği güne akşam uçağa binip geldiğini... ...ama diğer arkadaşların... ...ertesi gün geldiğini öğrendim. Yani yedisinde. Şöyle düşünün. Yedisi Cuma. Evet. Portekiz'den geliyorsunuz. Üç buçuk saatlik bir yol uçakla. Havaalanına indikten sonra bilirsiniz... ...bir buçuk saatten önce çıkamazsınız. Yalova'ya gideceksiniz. Semler'deki olanların hepsini bırakacaksınız. Maç hazırlığını yapacaksınız. Tekrar havaalanına geleceksiniz. Elazığ'a gideceksiniz ki Elazığ'a ertesi gün öğlenliğin uçak var. Ya da ben akşam uçağıyla giderim derseniz Malatya'ya gideceksiniz. Malatya'dan ertesi gün Elazığ'a gidecek. Yani bu kadar büyük bir riski merkezi kem kurulu vermeyeceğini düşündüm ben. Yanılmışım. Neden Yanılmışsınız hocam. Yanılmışım verdi de yanılmışım. Halis Özkaya izlediğim şu ana kadar izlediğim maçlardaki en başarılı maçını yönetti. Hatalarını anlatacağım. Hataları bu kadar hataları bile beklemiyordum ha, ben. Bu ağızlık. kadar hatalarına rağmen diyorsunuz. Ya bundan daha fazla bekliyordum ben. Evet. Bundan daha fazla bekliyordum böyle bir sendromda neden yanılmışım biliyor musunuz? Ben halis Özkaya'ya beyin yapısı olarak çok çabuk etkilenen bir kişi. Doğan Otel'de karşılaşmış az çok. Evet, hocama fizik... selamı da oldu. Evet. evet. Az çok fiziki yapısını gördüyseniz Efendi pırıl pırıl. Öyle mi görüntüsü? Çok Her şey, ama bak tedirgindir. Bir selam versen tedirgin olan bir çocuk. Evet, çok ürkekti. Bak nerede yanılmışım biliyor musunuz? Nerede hocam? Merkez Hakem Kurulu bu dört gündür Türkiye'nin dışında basını izlemedi, medyayı izlemedi. Kayseri'nin de hayati maçına ben bunu göndereyim de gerçek hakemliğini yapsın dedi. Basını okumadan halis o maça geldi. Yani beyni kendi halis beyni de onun için beklediğimden biraz daha iyiydi. Halis Ama Noliz iyi Bey'inle Bey'inle evet. ilgili yani. Yani Peki. şimdi bunu Halis Özkay evet. ile ilgili anlattım. Ayrıca Merkez Kem Kurulu kutlarım. Gerçekten kutlarım. Halis Özkay'a Brezilya'da oynanacak Dünya Kupası'na verilecek hakemleri verdi. O kadar da iyi yardımcıları evet. ve asistanlar vardı. Mesela asistanlardan bir tanesi Yaşar Kemal Uğurlu çok başarılı istikbal vadeden bir hakem. Ama bak Yaşar Kemal Uğurlu biraz sonra anlatacağım. penaltı ile ilgili Halis'e yardımcı olmadı. İki penaltının olduğu pozisyonda da Yaşar Kemal Uğurlu vardı. Olabiliyor demek ki. Göremiyor demek ki. Daha sonra değineceğiz Fenerbahçe maçındaki evet. el olayını göremeyen hakem gibi. Demek ki göremeyebiliyor. Göremeyebiliyor. Şimdi Halis bu Halis. Demek ki Halis basından etkilenmiyor, izlenmedi. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bak Metin Doğan. Merkez Hakem Kurulu da biliyor halisin etkilenen hakem olduğunu. Bu maça bu şekilde verdiğine göre ben şimdi yorum yapıyorum. Dört gündür, beş gündür halis Türkiye'de yok. Medya izlemedi. Orada UEFA kış semilerinde meşgul. Hiç Türkiye'yi izlemedi. En güzeli bunu Elazığ-Kayseri maçına. Neden? Halis Özkaya bu maça gelirken bir tek kafasında beyin sorunu vardı. O da Kayseri'deki maçta, Fenerbahçe maçında ben Caner'i nasıl atmadım, tekmeyle girdi hatırlayın, tekmeyle girdi, çiğnedi. çiğnedi. çiğnedi evet. Halis'in kafasındaki tek buydu, hiçbir basın medya okumadan çıktı, çok iyi koştu, İlk yarı çok iyi bir hakemdi. Hocam iki pozisyon vardı mesela, ilk yarıda sarı kart gösterebilirdi rakibi, yani bu tabii yorumdur ama yani Mesela orayı pas geçti. Dediğin gibi çok koştu ama. Çok Muazzam koştu. koştu. Nedir biliyor musun? Beyni Kozulardan rahattı. fazla koştu. İşte beynine ben bunun için diyorum ya. Ben bak özür dilemesini de bilirim. Merkez Kem Kurulu demek ki Halis'i bu düşünceden dolayı. Ey Merkez Kem Kurulu. Ey Federasyon. Halis'in böyle etkilendiğini biliyorsun. Yurt dışına kaçtığı zaman böyle bir hayatı maça veriyorsan. Niye bu adama sen hala maç veriyorsun Türkiye'deyken? Her maçı bir katliam. Her maçı bir katliam. Bu maç değil. Bu maçta katliam da... Kayserispor'un 3 puan kaybetmesine sebep değil. değil Verdiği bence de. kararlar. Kesinlikle değil. Spor yani bir hakem hatasından Elazığ sporun, Elazığ spor'un Gakkoşlar'ın aldığı galibiyeti etkileyecek hiç, bir hiç şey değil. Ama kardeş. hatalar var mı? Vardı, bunları var bunları konuşalım. Vardı. Evet. Elazığ'ı tebrik ederim. Gerçekten evet. güzel futbol oynadı. Gerçekten yakışan futbol oynadı. Televizyonda izlediğim kadar Doğan'da o akustik sahadan etkilendiğini Etkilenmiş, söyledi. Evet. Yakışan oynamış. Zaten Elazığ Gakkoş da orada olmazsa Spor orada tamamen biter. Süper Lig'de tek temsil eden Doğu'yu takım Elazığ Spor biliyorsunuz. O yönden Elazığ Spor'un hakkını yemeyelim. Haris Özkaya'yı da böyle özetledikten sonra hatalarına geçeceğim. Kısaca Kayserispor'dan bu maça çıkarken bahsedeyim. Kayserispor'a çok gol yiyen, ilk devrenin en fazla gol yiyen takım olması münasebetiyle... Elazığ'ı kastediyorsun değil mi hocam? Kayseri Spor'da. da öyle evet. Kayseri evet. en çok gol yiyen takım. 34 gol bildiğim kadarıyla 7 gol. İlk yarıda 27 gol yemiş Kayserispor. 3 maçta 7 gol yemiş. Ve de Kayserispor kalesine milli takımın kalecisini transfer etti. Bu düşündürücü. Yani milli takımın kalecisini Sinan Bolat'ı sen transfer ediyorsun. 3 maçta 7 gol. Ve attığın gol bir gol. Şimdi bu anlaşılsın. Fazla değişmeyeyim ben onu kendileri evet. anlayan nasıl. Yani senin takımın 7 gol yiyor, bir gol atıyor. 3 maçta. 3 maçta. Sinan geçen Kasımpaşa maçı oynadı. Hocam, Başka oynamadı. Ee, Kayseri Spor. Ee, değil mi? son 3 maçta gol atamadı. 6 gol yedi. Bir Kası, de Kasımpaşa. Evet, Kasımpaşa beraber. Kasımpaşa 0-0 hocam. 0-0 değil mi? Tabii. Altı o zaman. Altı. 6-0. Yani, Sinan'ın yani, ilk maçı. Düzelteyim yani. Sinan'ın evet i̇ki maçı. maçı. Her İki yani maçta 3 şey. gol yedi evet. Tamam. Ya bu maçta bir maçta 3 gol yedi. Tamam. Yani bak düşündüreceğim. Sinan Sinan'la ilgili... Takım müdafası anlamında hem sıkıntılar var hem de Sinan'ın şu var hocam. Haklısınız yani destek olsun diye söylüyorum. Ee, 6 aydır 8 aydır biliyorsunuz standart Diyeciden Porto'ya gitti. Porto'da oynamadı. 6 aydır oynamamasının verdiği sıkıntıları gözlemledik. Ben Yoksa Sinan kalitesini biliyoruz. ben Sina'nın kalitesini evet. söylerken milli takımın kalecisi diyelim yani. Onu evet. bir defa bir yere koyalım. Sinan gibi bir kaleciyi ne dedim 18 maçta 27 gol yemiş Kayserispor'un kalesini net koruyacak iyi bir isim getirmesine rağmen onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Son 3 maçtaki görüşüyorum. 6 gol, evet. 6 gol attığı evet. yok. Yani kale Yenen çok gol, önündeki defansı düşün, bir de ileriyi düşün demek. Anlatmak istediğim bu. Yani forveti düşün, bir de geriyi düşün. Geçelim onu neyse. Pozisyonlara geçelim. sen. Geçeceğim. Geçeceğim. Şimdi Kayseri Spor'un Elazığ maçı sanki Sivas'taki maçın sendromu tekrarı gibi bir şey oldu. İlk yarı 0-0, ikinci yarı 3-3 gol. Burada da artı hakem faktörü vardı. Ama dikkat ederseniz Sivas maçında Fırat Aydınus'un hakem faktörü yoktu. Atılan, ihraç edilen oyuncuda da haklı olduğunu söylemiştim evet. ben. Yani Sivas'ta hakem faktörü yokken ilk yarı 0-0, ikinci yarı 3-0. Elazığ'da ilk yarı çok iyi bir Kayseri spor. Göze zevk vermeyen olsa bile çok iyi bir Kayseri spor. tutan, evet. İkinci yarı hakemin de bazı vermiş olduğu kararlarla 3 gol yiyen ikinci devredeki bir Kayseri spor. Yani Sivas maçının tekrarını görmüş olduk. Şimdi pozisyonlara gelelim. 49. dakika evet. senin de söylediğin Alper bak ters vuruş yapmadı Alper kornerden gelen topu yerden sekerken sol ayağının içiyle vurması gerekirken dışıyla vurmak istedi gördüğüm televizyonda ağır çok gösterdi çarptı içeri gitti gol oldu ayağına çarpmadı Çarp ayağına çarpmadı sabit olan sağ ayağına değdi bu ayağını ıskalayınca Yerden seken top sabit olan sağ ayağına çarpıp Çarp girdi. Tamam hocam doğru. Yani, yani şey vurmak ben istedi, vurma, vurmak istedi Metin, ama çarptı gitti evet. Metin şimdi biz Alper'e kalkıp da kardeşim şey yani. sana bunun ayağının içiyle vurman daha genişletiyor çünkü şey. Ayağın içiyle vurman gerekir diye teknik patron antrenörün anlatması gerekmez ki Benim bu futbolcuya yani. Bu nasıl bir defans oyuncusun? Oradan gelen top yerden sekip de sabit yere bastığın ayağına deyip de zaten moral motivasyon açısından yıkılmış bir Kayseri Spor futbolcuları var. Sen o golü de yediğin zaman iyice yıkıldılar ve üst üste geldi dikkat edersen. Ne geldi? Hemen ondan sonra da 10 dakika sonra fazla değil yani 10 dakika sonra kalecinin bana sorarsanız yani avuta giden toptu yetişemezdi. Kalecinin orada ellerini uzatıp da penaltıya sebep olması bence çok yanlıştı. 60. dakikada Hakem Halis Özkaya bu pozisyonda o kadar çok yakındı ki ben eleştiririm Halis'i. Halis ne işin var orada? O topu kaleci çıkarsa sana çarpar. 2 metre yanındaydı. <laughs> ne işin var Doğru ceza sahası? O kadar yakındı. Evet. Yani Halis kendini öyle modifiye etti ki Kayseri'deki Caner'e atamayışının ezikliğini kendi kafasından Koşarak, Kayseri Spor'a haksızlık yapmayacağım diye net göreceğim de çocuk onu görmek istedi. Doğru bir karar. Doğru bir penaltı. Hiç kimse bir şey yok. Birinciye. Ama ne oldu? Alper'in hatası. Kaleci Sinan'ın bu yapmış olduğu hata 2-0 oldu. Metin 10 dakika. Tabii hocam yani. Bu yıktı. Ondan sonra gelelim bak. Hemen 3 dakika sonrası. Bakın hemen 3 dakika sonrası. Orta sahada Nobre'ye bir faul var. Faulü yapan da neyse. Nobre'ye faulü yapan oyuncu nobre yere düştüğünde baldırına ve hatta baldırıyla bükülen yere ayağının arka tarafına ki orada var ya aşil şey eee yan kapak, bağları, diz kapaklar, parçalar. Öyle bir kramponla bastı ki Halis çok koşmaktan bunu göremedi. Çünkü kontra bir toptu. İkili bir mücadele vardı. Halis ikili bir mücadelede Halis Özkaya hakem Halis yani Halis dediğimde anlasın seyirciler. Halis öyle bir koştu ki o kadar bir depar attı ki öyle deper atarken inan hakem olarak sen pozisyonu süzemezsin. Flu gelir. Koşarken görüyorsun çünkü. Ya o bir kadar de aşırı koşuyor. Aşırı koşarken görüyorsun. Evet. Ama çocuk ne yapmak istedi? Ceza sahasındaki bir atağı Kayserispor kestikten sonra defansı Nobre'ye atılan topa yetişmek istedi çocuk. Doğaldır bu. Ben de yaptım. Hepimiz öyle koştuk. Öyle hatalı kararlar da verdik hepimiz. Elbette. Verdik. Koşarken ama şimdi ben tecrübe kazandığım için diyorum ki Halis aman öyle çok hızlı koşarsan flu görürsün. Halis faulü verdikten sonra faul işareti yaparken inanın Nobre'nin ayağına Elazığ sporlu futbolcunun o şekilde şiddetli bastığını görmedi. Görseydi başta onu atardı. Onu söyleyeyim. Nobre'nin yaptığı doğru mu? Değil. Hiç doğru değil. Evet. Arkadaş cezayı sen veremezsin. Nobre hakem cezayı verir. Sen orada kalkıp da benim ayağıma bastı. Dön bir de tekmeyi vur. Hakemle güne duruyor. Hakem zaten orada çocuk benim gördüğüm kadarıyla gelirken de elini cebine atıp da e, Elazığ sporu futbolcuya sarı kart göstermek isterken bir demir olay gördü, döndü kırmızısına öbür, öbür cebine önce Nobre'ye kırmızıyı gösterdi. Tabi tartışmalar oldu ama sonra da döndü şeye sarı kart gösterdi elazizli. Nobrenin bunu yapmasına gerek yoktu. Olmayan bir şey. Evet, yani olmayan, olmayan bir, bir şey yapmasına gerek kart. yok. Evet. Yani. Mesela sen Nobre sen bunu yapıyorsan sen bunu yapıyorsan sen forvetsin, sen golcüsün. Evet anlaşıldı. Nobre'nin attığı gollerin çoğu ortalanan toplardan kafa vuruşuyla attığı evet. gol. Ama kardeşim sen de biraz önce Alper'e söylediğim gibi sana gelen o topun yere yok düşmesini ne, süslemeyi ne bekliyorsun? Yani ne değil süslemeyi değil bekliyorsun? bekliyorsun? Yere düşecek de Kale sahasının bir metre, yarım metre içindesin şeyin kale çizgisinin. Yani gelişine vursa kıpırdayamaz hocam. Metin'im yani. ayağını uzatsa, ayağına çarpsa evet, girer zaten. Aynı evet. Ayağını evet. uzatsa, ayağına Ve çarpsa. 40 yılın Ayağından yani. sekse, ayağından sekse, göğsüne gelse, yüzünden hocam, gelse yine gol olur yani. Türkiye'de yüzler hocam Türkiye'de, 100'ler kulübüne girmiş. Bobo'nun pozisyonu. Evet. Bobo'nun 68. dakika yazmışım burada. Hı? Ayağına net darbe var demişim. Ben ki ağır çekimlerde görüyorum televizyonda. Evet. Net darbe var. Bunu hakem net görür. Hocam 6'lar 5'ler yani 7'ler 40'lar... Sinan kalıklar... Cem iyi huylu. Yani. huylu İzmir'den. 6. hakem bunu net gördü. Ancak bir şeyler duydum ben bunu. Bizim e, eski hakem arkadaşlardan yorumculardan yayıncı kuruluşun verdiği yorumcudan da başka televizyonlardaki yorumculardan da herhalde hakemlere istemediğiniz zaman arzu etmediğiniz zaman penaltılarla ilgili 6. 5. hakemlerden yardım almayabilirsiniz gibi bir laf söylenmiş. Ben buna katılmıyorum. Yani neye katılmıyorum? Merkez Ekrem Kurulu böyle bir şey söylemez. Neden söylemez? Bakın. O zaman ne gerek var hocam? Ne söyleyeceğim. Yok yani. yok. Yo. Gerek yani var da penaltıya demez. Yani hakemlere niye gerek var? Aslında hocam? var ya 6. hakemi UEFA niye çıkarttı 5. 6. hakemi biliyor musunuz? Gol çizgisinden topu geçip geçmediğine bakması için çıkarttı artık Penaltı evet. aslında. Penaltıyla bizimkiler abarttılar. Bizimkiler faulleri verdiriyorlar. UEFA'nın reglamanına bakın, girin. Asistan yardımcı hakemler ilave. Asistan yardımcı evet. hakemler. Additional asistan referee. Additional asistan referee. Yani ya, e, ilave yardımcı hakemlere sadece gol çizgisinde topu geçip geçmediğini Ama hocam, karambolde gördüğünde de uyarsın ya. Tamam, i̇şte Türkiye bunu abarttı. Değil Metinim işte bak buna bak. Bunu, bunu ben karşıyım. Ee, bir hakem eğitimcisi olarak eski hakem ha, olarak şey... bak hakem Metin, görmedi ben gördüm çizgi hakemiyim hocam yani uyarmasın şu bana. konuyu, konuyu söyleyeyim de bak ben Merkezi kamp Kurulu'nun böyle bir şey söyleyeceğine inanmıyorum. Söylemez de neden biliyor musunuz bak. E, kamuoyunu aydınlatmak için söylüyorum. Bizim zamanımızda kulaklık yoktu. Bizim zamanımızda kola takılan bip titreşim yoktu. bip yoktu. Evet. Ama biz ne yapıyorduk bizim zamanımızda? E, yardımcı hakeme diyorduk ki çizgideki yardımcı hakeme eğer penaltıyı ben bir faule hükmedersem, faul verirsem cezasız içerisinde. Bunun çizgi yakınında, cezasız çizgisinin yakınlarında olursa eğer içerideyse göğsünüze bayrağı götürüp seyirci görmez ya. Evet. Göğsünüze bayrağı şu şekilde götürüp şöyle bize evet doğru abi içeride verin. Eğer bunu götürmezseniz dışarıda anlarız biz derdik. Penaltıyı onaylıyorsanız penaltıyı uzaksanız köşe gönder direği var ya korner direği. Korner direğine doğru yürürken de bize bakın. Biz anlarız. Eğer durursanız penaltı değil demektir. Derdik biz bunu. Biz de böyle işaretleşirdik. Ne yapalım? Yoktu. O zaman teknoloji yok. Daha iyiymiş hocam. Evet. Daha insani. Metin bizim zamanımızda teknoloji yok. Şimdi çocuklar, iyi işte hocam, daha Çocuklar insani. şimdi iyi. Walkman takıyor. O zamanlar bizde pilli kocaman Walkman'ler vardı. Pil biterdi, yarıda kalırdı. Öyleydik Metin biz Yani. güzel. Pil Ya biz mi? De o devirlerdeydik. O devirlerdeydik. Hocam iki diğer portunda da için reklama gideyim çünkü uyarıyor. O zaman reklamlar. Ay kayses tamamlayalım. Ondan biraz suratlı geçelim. Hemen geçelim. Yani Merkez Hakem Kurulu'nun böyle bir şey hakemlerden isteyeceğini Fenerbahçe maçına da deneyeceğim. Yunus Yıldırım'la böyle bir ilgili bir çok yakını söylemiş güya. Yanlıştır Yunus'u ben çok iyi tanıyorum ve Yunus'un da böyle bir şey söylemediğinden eminim, biliyorum. Onu da söyleyeyim. Hiçbir hakem de böyle bir teknolojide penaltıysa bana penaltıyı verme demez veya sen karışma penaltı deme. Neden biliyor musun? Bizim gibi hadi bayrak buradaki arkadaki seyirci görmedi de karşıdaki görürdü. Şimdi görme şansı yok ki. Bizim bile televizyonda ağzındaki ne biliyor musun? Abi elle oynadı. Abi bence faul değil. Bu kadar basit metin. Yani evet. hiç kimse anlamaz. Onun için böyle bir şeye ne Merkez Kem Kurulu ne hakemler bana verme etme diyeceğine inanmıyorum. Kamuoyu da bunları basında yazanlara inanmasınlar. Şimdi 72'deki asıl mesele bak. Ee, ne dedik? Nobre ayağıyla eğer uzatsa ayağını yere değer değmez top gol olurdu. 2-1 olurdu. Bak dikkat edin. 2-1'den sonra ne oldu? Deniz Yılmaz Elazığ Spor Futbolcusu kaleci Sinan'la karşı karşıya kaldı. Sinan çalımladıktan sonra öyle güzel atladı ki arkadan Deniz Yılmaz'ın sağ ayağının oradan elinin şu içiyle topa bir vurdu top 5-6 metre uzağa doğru giderken baktı ki Deniz topa gidecek ama gol pozisyonu geçti yetişemeyecek. Oh, ne güzel. Sık diye bıraktım. Aynen havuza atlama şekliyle atladı ve hakem de bunu yuttu. Hem Sinan Sarıkart gördü hem Kayserispor'u 3-0 duruma getiren penaltı oldu. Aslı ne olmalıydı? Halis Özkaya. Koşmuyordu da Aslı. Deniz, Deniz e Sarı Deniz Kart. Yılmaz'a Sarı Kart. Evet. Kayseri Spor lehine Endirek, Endirek Serbest Bu olmalıydı. Bu da 3-0'ı yı yıktı. Söyledim 70 an dakikada Çağlar'ın Çağlar Bobo'ya net penaltı dedim ya. Evet, 6. hakem evet. dedim ya 6. hakem Sinan Cem iyi evet, bunu doğru. görmeliydi. Bakın Çağlar'ın atılmayışına yani Nobre'nin ayağına basıp da o, o ayağına evet, evet, Bakın evet. arkadaşlar. Bunu gözlemci görmüş. Bak bunu gözlemci görmüştür. Mutlaka raporuna da yazması lazım. Raporuna yazarsa Çağlar'ın kart görmesi, Nobre'nin de kartının iki maç ceza alır Nobre. Bir maça düşmesi gerekir. Çünkü televizyon görüntüsüne göre gözlemci hakemin görmediği bir olayı yazarsa Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu bunu değiştirebilir. Bunu da uygulayayım ben. Ama Nobre'ye de şunu hatırlatmam lazım. Abdullah'a da bunu hatırlatmam lazım. Abdullah da orada sarı kart gördü. Abdullah bir önceki maçta da sarı kart gördü hatırlayın. Çift Ülük sarı karttan cezaya girdi. Çift sarı kart ne, ne hocam? Üst üste iki maçta kart görürsen ceza bir sonraki maçı oynamıyorsun. Yok hocam. Abdullah benim hatırladığım kadarıyla öbür maçta da sarı kart Kazım gördü. maçında mı? Evet Kazım. bence gördü. Kart yok hocam. İyi bak. Yani bir bak ben de tam bilmiyorum ne. Abdullah yine bir de artık üst üste iki kalkmadı mı hocam? 4 dörde tamamlayınca iki Hiç. yok üst. Hocam üste iki. tabii. Şimdi Kaleci Sinan'ın 86. dakika 84. dakikada bir hareketi var. Dikkat edin. Net eline gelen topu bir dembire sektirdi göğsünde. Oynamamasının verdiği ya, Neyse hocam, sektirdi evet. bir e, Defans hiç onu beklemiyor. Bir dembire Allah'tan ki becer, beceremedi Elazığ Spor'un forveti de. Direkt kurtardı. Direkten döndü de geldi de defans çıkarttı yani. Bunlar da evet. evet. Tabi, tabi yani. evet, evet. Şimdi lazım. reklamlara gideceğiz ama reklama gitmeden önce isterseniz e, Elazığ Spor karşılaşması sonrası her iki takımın teknik direktörünün maçla ilgili düşünceleriyle reklamlara gidelim. Sevgili izleyiciler reklam dönüşünde tekrar spor kolikle sizlerle birlikte olacağız. Gözünüz bizde olsun efendim. Evet, i̇lk yarısı dediğimiz gibi iki taraf içinde... dengeli giden bir maç oldu. Ama maalesef biz golü ikinci yarının hemen başında yediğimiz ee, ve daha öncesinden de birçok örneği olduğu gibi gol yedikten sonra gene oyun içerisine girmekte, oyuna tekrar reaksiyon göstermekte ee, maalesef çaresiz kalıyoruz. Bu bu sene sürekli bizim takımımızın başına gelen bir şey ama artık bunu düzeltmek zorundayız. Önümüzde artık e, çok az bir zaman kalıyor. Bu şekilde hata yaparak puan kaybederek devam ettirdiğimiz zaman çok zorlu bir süreç bizi bekliyor olacak. O yüzden bir sonraki maçta, evimizde oynayacağımız maçta bu hataları ve oyunun disiplininden bir kopmamayı başarmak zorundayız. Artık daha fazla puan kaybında tahammülümüz de kalmadı. Umut ediyorum ki bir sonraki maçta daha iyisini yapıp puan alacağız. Fazla söylenecek bir şey kalmadı aslında. Söylenenler hep aynı. İlk yarısı dengeli geçen bir maç. İkinci yarısı beklenmedik gelen beklenmedik bir anda gelen bir gol ve sonra bizi oyunun dışına itti. Yani üz çok üzgünüz tabii ki. E, bu maç bizim için çok önemliydi. Ama tabii ki önümüzde çok daha uzun haftalar var. İnşallah bu kötü durumdan çıkıp ileri geleceğimizi umuyorum. Ve maça çok coşkulu bir şekilde başladık. İlk 5-7 dakikası rakibin kendi kalemize yaptığı baskıyla geçti. Burada bizim oyuncularımızın biraz oyunu geride kabul etmesi buna neden oldu. Ondan sonra takım toparlandı. Nasıl oynaması gerektiyse öyle oynamaya başladı. Ancak ilk yarıda maalesef golü bulamadık. Ama ceza alanı içine rakipten daha fazla girdiğimizi gördüm. İkinci yarıda gerekli uyarıları yaptığımız tespitler doğrusunda yaptık. İkinci yarıya çok daha etkili başladık. Ee, oyunun hemen başında bir topumuz direkten döndü. Ee, gelişen süreçte doğru ataklar, doğru yerde bulunmalar, doğru baskılarla e, birinci, ikinci, üçüncü golleri bulduk. Ee, belki daha fazla e, daha erken veya daha fazla penaltı olabilirdi. Biraz. E, Rakip ceza alanı içinde hatalı müdahaleler yaptı ama bulunduğumuz yerden çok e, net görme şansımız olmadı. Sizler daha iyi değerlendirmişsinizdir bulunduğumuz hmm. yerden. E, oyuncularımızın ortaya koyduğu başarılı oyun, taktik anlayış, yürekli, coşkulu, istekli oyunları için hepsini tek tek kutlamam gerekiyor. Öncelikle iyi bir maçtı, iyi bir maç çıkardık. Buradan üç puan aldığımız için mutluyuz. İnşallah bunun devamı gelecektir. Bu maçı kazanmamız bizim özgüvenimiz için, güvenimiz için iyi oldu. Bunu tazeledik. Önümüzdeki maçlarda da bunları yansıtmaya çalışacağız. Bugün maçı kazanmayı çok istedik gerçekten. İyi de başladık maça. İlk yarı golleri bulamadık ama ikinci yarı bulduk. Hocamızın bir cezası vardı. Ona ve bütün Elazığ spor taraftarlarına armağan olsun bu galibiyetimiz. Thank you